Peki Erdem'e dönelim artık o zaman. İstiyorsa vazgeçer, istiyorsa mücadele eder dedi. Dün Eser'le romantik yemeği paylaştı ama seni koruma altına aldı. Öncelikle koruma için teşekkür ederim. Rica ederim. Ben daha karar aşamasındayım demesi kafasının karışıklığı bende bir ton soru işareti yarattı. İlk olarak burada ben seninle yola devam edeceğim, ben Erdem'le yola devam edeceğim diyen Cansel. Annem konusu açıldığında tartışırken bu evde kaynanam diye hitap eden kişi dün romantik bir ödül oyunu, yani bu bir dışarıya çıkartma mı değil, yani bir date olarak da görebilirsiniz bunu. Eser'den yana kullanması. Ben de gerçekten hani emin olduğum şeylerden bile soru işaretlerinin oluşmasına sebep oldu. Ve bunun hesabı sorulacaktır. Zamanı geldiğinde ben ne yapmak istediğini, neler konuşmak istediğini bilmiyorum ama ben bunun hesabını soracağım. Perşembe gününe dönelim, hafta içini yorumlayalım. Romantik anlarınız oldu Cansel'le yine. Evet. Yani romantik anlarımız oldu. Kolyeler takıldı. Romantik anlarımız oldu fakat orada benim fark etmeyip de arkadaşlarımın fark ettiği başka şeyler de var. Söyle neymiş o detay? Mesela ben kolyeyi takarken Eser'in mutfak tarafında olması, Serhan'ın dikkatini çeken başka bir şey vardı orada. Cansel'in Eser'e bakması. Gel takayım. Tamam. İlk önce buraya bırakayım bunları. Aha ben niye bu kadar heyecanlandım ya? Heyecanlandım mı gerçekten? Elim ayağım titriyor görmüyor musun? Ya Serhan ne olur bana öyle bakma. Hayır. Bir oraya yani... baktım bir oraya baktım da. Yok. Aynı yere bakayım. Bu bir. Bu yüzük değil mi? Bu yüzük. Yani kolye takarken. Cansel'e kolye hediye derken Cansel Eser'e mi bakıyormuş? Yani ben öyle. Arkadaşlarım bana yalan söylemezler bu konularda. Ve böyle bir şey yakalamışlar. Cansel öyle mi? Eser bize bakıyordu. Ya bir evet, an mutfağa baktım. Sürekli Eser'e böyle dikili bir bakış atmadım. Yani sabit bir bakışta kalmadım kendisine karşı. Ama ki zaten bu gayet bariz olduğu için böyle bir şey yapmaya çekinir insan. Yok önce ben Eser'e sormak istiyorum. Bakıştınız mı orada? Genel miyim? Bakıyordum. Ne yapıyorlar diye. Umurumda bir ne yaptıkları. Sadece Cansel'e bakıyordum. Yani bir iki kere göz göze geldik. Ama hani bunu da evdeki diğer damat adayları fark etti. Bu seni niye bu kadar rahatsız etti? Eğer hani mesela mutfaktan onlara bakıyorsa Eser, hani Cansel'in de o an gözü takılmış olabilir. Olan bir oluşum var diye biz burada hep konuşmuştuk ve Mehtap'la Melis'in eleştirilerinden çok rahatsız olduğu için ve Melis'le benim ikili diyaloglarımdan rahatsız olduğu için ben Melis'le tartışmaya dahi girmiyordum. Ama Eser'le bunu yapması, olan bir oluşuma ilişki olarak adlandırdık ve sesini çıkartmadı. Bunu onayladı olarak gördüm ben orada. Herhangi bir şekilde itiraz etmedi. Bu hareketleri gerçekten hani inanın insanın kafasında soru işareti oluşturuyor. Çünkü olan bir oluşum var. Kabul ediyorsun ve bu Eser'in onu öpmesi, koklaması bunlar benim kabul edebileceğim bir şeyler değil. Gelip de burada eğer bunlara izin veriyorsak ki Melis bana yani bu eve geldi, onu da hatırlatalım izleyicilerimize. Pancake getirdi. Evet. Kalp şeklindeydi. Cansel yedi. Vedalaşırken diğer gelin adaylarından farklı bir vedalaşma yaşadılar. Daha sarılarak. Daha sonra cuma günkü olayda da verilen şiirde işte okuması, bu şiiri Eser Cansel okuduktan sonraki yorumları, onun öncesinde Eser'in ben seni bir kere koklayayım, seni seviyorum deyip her fırsattan istifade etmeye çalışması. Yani bunlar ciddi anlamda bende soru işaretleri yaratıyor ve soruyorum kendime sadakat bu mudur diye. Eser, her fırsattan istifade mi ediyorsun, Cansel mi sana izin veriyor? Yani şimdi ben günün 12 saatini burada geçiriyorum. Buraya belirli zamanlarda geliyorum. Eğer bu fırsatlardan istifade etmeyeceksem ben benim burada ne işim var yani? O da oyunu kurallarına göre oynuyor baktığın zaman. Serhan, sen Eser'in bakışlarını fark edip Erdem'e söylemişsin.
Neden bu ihtiyacı hissettin? O kadar Cansel'in bakışları etkileyici miydi? Veya niye Erdem'i uyarma ihtiyacı hissettin? Veya sana soracak olursam senin fikrini, hangisi doğru gelin adayı Erdem için? Vallahi ne yalan söyleyeyim, ikisi de doğru değil. O kadar netsin. Evet. Burada Cansel kötü bir insan demiyorum. Sadece şunu gördüm. Eser ona hangi güzellikle bakıyorsa, Cansel de ona güzellikle bakıyor. Bu kötü bir şey değil. Sadece zamanlama çok yanlış. Ben bunu ikisi de kardeşim, hangisi yaşasaydı belirtirdim. Bunu bir tek ben gördüğüm için de aslına bakarsanız üzgünüm. Keşke bunu başka birileri görseydi ve herkes aynı anda bu konuyu konuşsaydı. Zor bir durum. Bunu kardeşinize söylemek daha zor bir durum. İsterim ki iki taraf da üzülmesin. Bu konuyu tatlıya bağlasınlar. Yani nasıl hayırlıysa o yönde oluşsun her şey. Bir haftalık bir olayda seni seviyorum diyen bir insan benim bir haftalık Cansel'le olan münasebetimi eleştirebiliyor. Benim. Ben buradaki sevgi, yani seni seviyorum kelimesinin samimiyetindedir, onu anlamış değilim. Senin ona o kelimede gülümsemendeki anlamı hiç çıkartamıyorum zaten. Anlatabiliyor muyum? Ama bendeki cevap vermedi ton... yani şimdi seni seviyorum dinledim lafına, ben de seni seviyorum. İlişki, dinledim. İlişki olarak adlandığımda da cevap vermemişti bu konuya. I love you. I love you. And... Bunu... İnan... İnan ne? I love you. That's all. Bunu inan. And bunu... Bu demek değil hani... Yani bu senin aklını karıştırmak için yapmıyorum. And ya da... I don't know. Ama evet, var deseydi daha mı iyiydi sonra boğulsaydı? Yo, bana direkt olarak söyleyebilir. Ya bak, böyle bir durum var. Ben Eser'le yoluma devam etmek istiyorum. Eser'le konuşmak istiyorum. Veya senin aradan çekilmeni istiyorum dese... Amenna. Ama Erdem, bundan emin olmadığımın üstüne basıyorum. Anladın ya, bu çocuk oyuncağı ya... değil ki Cansel. Çocuk oyuncağı olmadığı için zaten bunun üzerine basıyorum, anladın mı? Çocuk oyuncağı değil ki. Sen ilk önce burada kabul ediyorsun, Erdem'le yoluma devam edeceğim diyorsun. Eser geliyor ve ondan sonra diyorsun ki kafam karışık. Bak Erdem... Ben neye inanacağım? Beni dinle. Şimdi... Ben sana güvendiğimi, sen bana güvendiğini söylediğinde ben sana güvendim, evet ben de sana güveniyorum dediğim zaman... Bunlarla karşılaşacağımı şu kadar olsun tahmin etmemiştim. Sen bu kırılan güveni nasıl kazanacaksın bak, geriye peki bendeki? Tamam, ben bu konuda sana hak veriyorum zaten ki şöyle bir şey var bak. Bir şeyler hızlı gelişti. Evet, gerçekten öyle devam etmeyi düşünüyordum. Melis'le dansından sonra kırıldığımı da söyledim. Tamam, onu da açıkladım bana. Ama ben sadece senin gözlerinde yeterli yoğun hissi göremediğimi senin yüzüne karşı söyledim, tamam mı? Neden bunu daha öncesinde farklı aksettirip şu an bunu... Çünkü o zaman daha temkinli yaklaşıyordum ve o temkinli yaklaşımına göre gözlerinde bir ifade görememem doğaldı. Ama birden hediyeler bilmem neler verirken senin gözünde inat gördüm, sinir gördüm, yani ne gördüğümü anlayamadım. Ben eğer istediğim bir kadını sahiplenmek istiyorsam o gözümdeki sinir daha fazla ateşe de döner. Ama... O ateşi soru söndürürüz kardeşim, dikkat et. Ya sen git itfaiye gelsin ya Eser, sen konuşma yani. O ateşini bana sandın. Hoş konuşma sen. Eser'e bir şey sormak istiyorum. İğne ipliği getirsene bana verdiğin. Getir. Neyse olur, sen yeter ki sakız neyse olur. Düşlerin seni bulur, sen yeter ki sakız neyse olur. Sakız neyse olur. Aşkı bul.